Merhaba dostlar. Yine bir sabah, daha doğrusu artık öğlene doğru gidiyoruz. Ben sabah 6.45'te kalktım. Nisan'ı okula bıraktım, geldim. Hazal çalışıyordu bir taraftan. Hazal'ın yanına oturduk. Beraber ne olup ne bittiğine baktık. Ve nihayetinde Türkiye'nin, dünyanın gündemini, olup bitenleri size aktarmaya çalışacağız. İyi haberler vermek istiyoruz. Ancak Türkiye'de ve dünyada neredeyse iyiye dair bir şey bulmak için bayağı uğraşmak gerekiyor. Diyeceksiniz ki Enver, 2 gündür neden ceket kravatla çıkıyorsunuz? Vallahi açıkçası Erdem Bey kravat konusunda ısrar ettiği için, ki dün kendim ona bir isyanda bulundum, yaz geldi yapmayalım dedim, gülümsedi bana. Ama ceketli halinde daha size saygılı olacağı yönünde çeşitli tezler olduğu için hadi biraz da böyle deneyelim dedim. Ama yazın tamamı için cekete söz veremem, hele kravat ve cekete hiç söz veremem. Diyeceksiniz ki Enver, derdim bu olsun. Bizim de derdimiz bu kadarcık. Çünkü biliyorsunuz bizim büyük paralarımız yok, kur korumalı yatırımlarımız yok, ev alacak, krediye borçlanacak hallerimiz yok. Dolayısıyla bize ceketli, kravatlı falan filan. Ama beyefendilere söylüyorum, sakın ola ki eski ceketlerinizi falan atmayın. Hemen bakımını yapın. Çünkü ceket almaya çıktığınız zaman ceketi bırakıp, var olanı da bırakıp bir don bir gömlek kalabilirsiniz. O dona da sahip çıkmanızda yarar var. Çünkü her an kapıdan çıkmadan enflasyonla birlikte donsuz da kalabilirsiniz. O yüzden iç çamaşırınıza sahip olun efendiler. Memleketin hali pürmelali bu. Lakin mutsuzluk yok. Neden? Çünkü Türkiye'de halen düşünen, yurtsever ve inatçı insanlar var. Şimdi ne yapıyoruz önce? Merhaba diyoruz. Bu kez bana merhaba demeyin. Bu kez Mücella ablaya, mapusta olan dostlarına, yoldaşlarına yeniden merhaba diyelim. Sadece bir günlük hata yaptık. O da dün tatil dönüşü olduğu için. İşte Mücella abla ve onun kaç gündür mapusta olduğu yoldaşlarıyla birlikte burada duruyor. Dimdik bir yüz. Her yer Taksim, her yer direniş. Mapusta 15 gün. Evet, her yer Taksim, her yer direniş. Mapusta 15 gün. Neye direniyoruz biz? Toplumda bir iç savaş çıksın, bir gerilim olsun, kavga çıksın. Hayır. Biz ağaçlarımızı koruyalım, kentlerimizi koruyalım, betona yenilmeyelim. Yoksul, çaresiz, işçi, emekçi, emekli, onların ekmeği büyüsün ve bu güzel yurdumuzda rahat hep beraber bir arada yaşayalım diye itiraz ediyoruz. Bunlar o kadar kolay oluyor mu? Olmuyor. Neden olmadığını şimdi göreceğiz. TÜİK rakamları açıkladı. TÜİK rakamlarını bir getirelim bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Evet, Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloyu size anlatmaya gerek yok. Tablonun kendisi ortada. İşsizler ordusu büyüyor. TÜİK'e göre işsizlik Mart ayında 0.8 puan arttı. Şimdi şöyle düşünün. TÜİK'e göre 0.8 puan arttıysa bunu 4 ile 5 ile çarpın. Demek ki %3, 4 civarında artmış gibi anlamamız gerekiyor. Bunun üzerinden de şunu söylememiz gerekir. Bu işsizlik rakamlarına iş aramaktan umudunu kesmiş insanlar, dönemlik işçiler falan dahil değil. Yani şu gün çalışıyor olarak görünenlerin bir kısmı sonbaharda olmayacak. Bunu bir kere bilelim. Onlar yeniden işsiz olacak. Birinci veri bu. İkincisi, çoluk çocuk, genç vesaire pek çok insan zaten kayıt dışı çalıştıkları için onlar iş aramaktan da vazgeçmişler. Aslında onların bir işi olduğunu da söylememiz mümkün değil. İşkur'a döneceğiz bu sefer. İşkur'un da rakamlarına bakacağız. İşkur'daki tablo kayıtlı işsiz sayısı Nisan'da %23 arttı şeklinde. Bakın rakamlar arasındaki çelişkilere bakın. Ve biz bu tablo üzerinden Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları konuşmamız gerekiyor. Bunların tamamı resmi rakamlar. Yani devlet artık bu kadarını halkından gizleyemiyor. Varın siz insanların içinde bulunduğu ruh halini düşünün. Gençsiniz, okul okumuşsunuz, 2 dil biliyorsunuz belki. Dünyadaki yaşıtlarınızla birlikte rekabet edebilecek güçtesiniz. Lakin evde oturuyorsunuz. Evde oturup belki öğlene 1'e kadar uyuyorsunuz. Belki kendinizi odanıza kapıyorsunuz. Ananız, babanız, sevdikleriniz üzülüyor. Cep harçlığına mahkum oluyorsunuz falan. Tablo bu. Yetmiyor. Emekliler falan da hala iş aramaya devam ediyor. İşte bu haberi bir izleyelim. Türkiye'yi anlamak için bence en sarsıcı ve Türkiye'nin birinci gündemi olan mesele bu. Hamdolsun, çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği, müteşebbislere fırsat kapılarının her alanda açık olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ayki grup toplantısında çalışmak isteyen herkes iş bulabiliyor dese de resmi rakamlar Erdoğan'ın söylediklerinin tam tersini gösteriyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşkur, Nisan ayı istatistiklerini yayınladı.
Resmi rakamlara göre Nisan ayında kayıtlı işsiz sayısı 2021 yılının aynı döneminde %23 artarak 3.583.503 oldu. Kadınlarda kayıtlı işsiz sayısı %25 artarken erkeklerdeki artış %21,3 olarak gerçekleşti. Kayıtlı işsizlerin %51'i erkek, %49'u kadınlardan oluştu. Yaş gruplarına göre işsizlerin %34'ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Nisan ayında İşkur aracılığıyla 139.443 kişinin ise işe yerleştirildiği açıklandı. İşe yerleştirilenlerin %62'sini erkekler, %37,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. İşkur'a göre 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise işe yerleşen kişi sayısı 464.338 kişi oldu. Değerli dostlar, bu rakamlara baktığınız zaman kadın erkek oranında bir eşitlik olduğu görülüyor. Tabii detaylara girdiğimizde hangi yaş grubu, hangi gerekçeden iş arıyor falan, bunlar ayrı mesele. Bir de şunu unutmayın, asgari koşullarda yani asgari ücrete eyvallah eden, yeter ki bir işim olsun diyen insanlar bunların çoğu. Asgari ücretle Türkiye'de geçinmek imkansız. 4 kişilik kirada oturan bir ailenin 18 bin lira civarında yoksulluk sınırı gibi bir tarifin yapıldığı coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye'de koşullar ağırlaşacak. Bir kere bunu bilmenizde yarar var. Çünkü rakamların fırsatçılar tarafından değil aslında. Erdoğan öyle diyor ama mutlaka fırsatçılar da vardır. Kur karşısında yenilmiş bir para birimine sahip olmanın, siyaset kurumunun yanlış ekonomik politikaları sürdürmesinin, bir adamın iki dudağı arasında sıkışmış Türkiye Cumhuriyeti'nin vebalidir bu. İşte bütün bunların olduğu yerden biz ısrarla ve inatla bu devran böyle devam etmez diyoruz. Gündeme not düşmeye devam ediyoruz. Değerli dostlar, bazı şeylerin hani Aziz Nesin'in dediği gibi izahı olmayanın mizahı olur deniyor ya. Türkiye biraz da böyle bir tabloyu yaşıyor. Erdoğan konuştuğu zaman artık insanlar yani kendi adamları sıkılmaya başlıyorlar. Uykucu bir hale geçiyorlar. Yani artık Erdoğan'ın kendi adamları bile Erdoğan'ı dinlemez hale geliyor. Bunun mizah gibi olduğunu düşünüyoruz ama aslında değil. Çünkü herkes durumu biliyor. Erdoğan prompter'dan okuyor. Toplumu ikna etmeye çalışıyor. Ama görevlendirdikleri kişilerin çoğu rehavet içerisinde ya da dinlemekten çok hoşlanmıyorlar. Şimdi ilk videomuz geliyor. Sevimli insan Bakan Nebati belki de söylediklerinin çok ötesinde çok büyük bir hata yaptı. Kürsüde reis o konuşuyor ve bakın Nebati ne yapıyor. MÜSİAD'ın doğuşuna değerli fikirleriyle öncülük eden Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı da burada tazimle anıyor. Rabbimden hocamıza rahmet ve mağfiret diliyorum. MÜSİAD'ın doğuşuna değerli fikirleriyle öncülük eden Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı da burada tazimle anıyor. Rabbimden hocamıza rahmet ve mağfiret diliyorum. İyi uykular Türkiye. Eskiden bunu Adile Naşit söylediğinde çocuklar uyurdu, sözüne itimat ederdi, memnun olurdu. İyi uykular Türkiye derken halkımız çok rahat uyuyor diyemem. Çünkü herkes para hesabı yapıyor. Kirayı nasıl yapacağız, pazarda ne alıp ne vereceğiz. Sinemayı, tiyatroyu, gezmeyi falan unuttuk. Yazın tatile gitmek hele imkansız. Ama bütün bunlar olurken Bakan Nebati Bey dinlerken hafif uyuklamış. Kolay değil, halkın karşısına çık. Aslında pek de müdahil olmadığın, ayrıca da liyakatinin yetmediği bir işi yap. Ondan sonra da çık reisi dinle, uyuklamaya devam. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyuklama tarihi, Erdoğan konuşurken uyuklama tarihi keşke sadece Nebati'den ibaret olsa. Nebati'nin dışında bir de damat var. Şimdi damat aileden biri, ailenin büyüğü konuşuyor. Fakat damat maalesef göz kapaklarını tutamıyor. Yılında gerçekleşen ticaret hacmine baktığımız zaman tabii çok çok basit. 22 milyon dolar. By the end of 2017, the trade volume between our two nations reached $22 million, but unfortunately this figure is shying away from showcasing the actual potential between our two nations. Ticari ilişkilerimize ivme kazandırmak amacıyla
çabalarımızı sürdürmeliyiz. And in order to provide a new momentum to our commercial relations, we need to continue working harder. Şimdi ben burada gündeme bir şey getiriyorum. And I'd like to draw your attention to something. Gerçi bugün iş adamlarımızla iş adamlarımızın bir toplantısı olacak. Today there is going to be a business forum between the business community of Zambia and that of Turkey. Şimdi bugüne kadar hiç yapılmamış olan karma ekonomik komisyon toplantısının ilkin bir an önce düzenlenmesini arzu ediyoruz. We hope and pray that the first round of the joint economic commission meeting, which had never been realized until so far, will be held as soon as possible. İş konseyinin ilk toplantısının geçtiğimiz Haziran ayı sonunda gerçekleştirildiğini memnuniyetle I was very happy to learn that the first round of the meetings of the Business Council had been held at the end of June last month. Fakat böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ne yapıyor orada damat? Gözünü tutamıyor. Hafif 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 gidiyor. Damat da bıkmış olabilir. Evde Sayın Erdoğan, siyasette Sayın Erdoğan, hayatın her alanında Sayın Erdoğan. Aklınıza geldi mi bilmiyorum ama bu ekonomi meselesinde herhalde siyaseten en büyük sorumluluklardan birini taşıyan isimlerden biri de Bakan Albayrak. Süleyman Soylu Bey ile girdiği bilek güreşini kaybetmişti. Şimdi nerede, ne yapıyor, siyasete hazırlanıyor mu yoksa başka bir organizasyon var mı onu da bilmiyoruz. Fakat bu uyku tarihinin en önemli ismine geldi sıra. Bu isim öylesine bir uyuma düşkünüydü ki hayatın her alanında uyuyabileceğini gösterdi. Öyle bir şeyden de söz edeceğim ki şimdi size hakikaten bir turizm bakanının, bir turizm sektörü gibi canlı, dinamik, insana doğrudan hizmet eden bir sektörün bakanı, bakınız hayatını nasıl geçirmiş? Göreceğiniz görüntülerden çok var da biz bakalım onu hatırlayacak mısınız diye size sormak istiyoruz. Buyurunuz Bakan Bey, izleyelim. Dünyanın her tarafından gelen bilim adamları ve bilim devleri ülkeler arasında dünya genelinde ortadan problemleri kaldıracak, huzur sağlayacak adımlar atmasında toplantıların önemini anlatmaya çalışıyoruz ve yani ülkemizde bu durumlarda Sayın Bakanım, Sayın Süleyman Bakanım, değerli kurumlar, ikimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sağ olun. الخطوة السياحة السورية التركية والتي بدأت بزيارة السيد الرئيس الشعب الإسلامي. Bir ülkeyi yönetiyorsunuz, eliniz, parmağınız ağzınızın içinde, kameraların orada olduğunu biliyorsunuz, göz kayıyor, bitiyor ama en son alkış aşaması gelince hayata dönüyorsunuz. Aslında siyasetteki bu, tabii ki buradaki isimleri tenzih ederim ama dal kavukluk kurumuna biraz dikkat etmesi gerekiyor herkesin. Kimi atadığını, niye atadığını falan da bilmesi gerekiyor. Aynı zamanda siyaset kurumunun saygınlığı ve nihayetinde partinin de saygınlığı açısından bu önemli. İnsanlar yorgun olabilir, insanlar çaresiz olabilir. Görev teslimi yapmaları gerektiğinde düşünelim. Lakin Atilla Koç Bey'in uykusu hakikaten derin bir uyku olsa gerek. Gerçi Türkiye öyle derin bir uykuya girmişti ki çok zamandır o uykudan bir türlü kalkamadı. O zaman biz ne yapıyoruz? Topuna birden hazır mısınız? Ver bellayı.
Dün Erdoğan uzun uzun konuştu. Erdoğan konuştukça da Türkiye'de ilginç meseleler oldu. Ekonomi hakkında konuştu, göçmenler hakkında konuştu. Bay Kemal dedi. Bugün Kemal Bey ne kadar cevap verecek bilmiyorum ama Türkiye'nin bütün kritik meselelerinde Erdoğan önce bilimle, sonra da siyasetçilerle inatlaşarak dediğim dedik, çaldığım düdüklemeye devam ediyor. Az önce dedim ya, bir yere gittiğiniz zaman bırakın ceket almayı, ceketi bırakıp gelirsiniz. İç çamaşırlarınıza da hakim olamayabilirsiniz. Dünkü konuşmada yine bence karşısındakilere pek de böyle saygı duyan bir üslup üzerinde değildi. Verdi veriştirdi Sayın Erdoğan. Bunun iki sebebi olabileceğini düşünüyorum. Bir tanesi, eline gelen verilere baktığı zaman memleketin hali pürmelalinin bir felaket olduğunu görüyor. Bu bir. İkincisi, gerçekten bu veriler üzerinden sürekli bir oy kaybı olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü çeşitli veriler var. Hangisi doğru, hangisi eğri bilmiyorum. Şunu hatırlatmak isterim. Bir sene sonra yapılacak seçimin hangi koşullarda yapılacağı belli değil. Hangi toplumsal koşullarda yapılacağı belli değil. Hangi iktisadi koşullarda yapılacağı belli değil. Üstelik hangi yasayla yapılacağı da belli değil. Bir seneden biraz önceye alırsanız eski yasayla yapılacak, %10 barajı vesaire. Tam zamanında yaparsanız %7 ile yapılacak. Eğer tam zamanında yaparsanız Erdoğan'ın adaylığı ayrıca bir tartışma konusu olacak. Ve ayrıca da Erdoğan'ın dilerse seçimi bir sene öteleme yetkisi de var. Yani Türkiye'deki bu belirsizlik sandığınız gibi sadece 12 aya falan, yani gelecek Nisan'a kadar falan beklenen ya da neyse ne kadar zaman kaldıysa beklenen bir belirsizlik değil. Çok daha derin, çok daha büyük bir belirsizlik var. Ekonominin temel sorunu da zaten liberal ekonominin bu belirsizlik meselesidir. O halde asıl büyük meseleye girelim. Bu göçmen meselesiyle ilgili birçok başka sorun da var. Onların tamamını da büyüteç altına aldık, konuşacağız. Ama önce Erdoğan'ın başlıklarına bakalım. Erdoğan konuştukça Türkiye'deki durum ne olmuş, bir de onu anlamaya çalışalım. Madde madde siz de aklınıza not alın. Biz hepsini çıkarttık, merak etmeyin. Sizle birlikte söyleşmemize, dertleşmemize devam edeceğiz. Dünkü Erdoğan ve Erdoğan'ın sözleri üzerinden çekip aldıklarımızla bizim yorumlarımızı ekrana getireceğiz. Önce kulak verelim Erdoğan'a. Suriye'den, savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal, siz ne derseniz deyin, biz oradayız. Bir değil, iki değil, üç değil, bir ayda tam dört kez sığınmacılar konusunda birbirleriyle taban tabana zıt açıklamalar yaptı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan. En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir. Bundan hiç endişeniz olmasın. Muhalefete bu sözlerle mültecileri göndermeyeceğiz diyerek rest çekmişti AKP'li Cumhurbaşkanı. Ama nasıl olduysa oldu, sadece birkaç gün sonra bu kez Suriyelilerin onurlu ve gönüllü dönüşlerinden bahsetti. Ülkelerine dönmeleri için çalışma başlattık dedi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Muhalefet AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sığınmacı ve kaçak göçmenler konusunda U dönüşü yapmakla suçlarken Erdoğan bu kez de onurlu geri dönüşün şartlarını açıkladı. Muhalefetin tepkisi gecikmedi. Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi biriket evlerde 600-650 biriket evin orada inşa edilmesi sizin attığınız bu güzel adımlardan bir tanesidir. Siz kimin parasını kime harcıyorsunuz? Bunları yaparken kime soruyorsunuz? Milletimize sormadığınız açık. Tabii bu rakamı daha da yükseltebilirseniz bizleri çok daha mutlu edersiniz. Hedef en az 100 bin biriket evi orada inşa etmek. 2011'den bu yana hiç kimseye sormadan ensardı, muhacirdi diyerek milletimizin 10 milyarlarca dolarını harcadılar. Sadece 2021 sonunda harcanan paranın 51 milyar doları bulduğu söyleniyor. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Yok ya, biz asla kapımız açık, onlara ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve onları katillerin eline kucağına atmayacağız. Bu sözlerle bir kez daha fikir değiştirdi Erdoğan. Ev sahipliğimiz sürecek sözleriyle. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sığınmacılar üzerinden oy devşirmekle suçladı. Hodri meydan dedi.
Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu Necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık dönüş planı başlayacak. Bakalım el mi yaman, bey mi? Erdoğan'ın sık sık görüş değiştirmesi bu devleti yönetemediğini, bugün yaşadığımız sıkıntıların sebebini de ortaya koyuyor. Arkadaşlar bir durun, açıklama yapılacak. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. O zaman göreceğiz. Kim Soros'un çocuğu, kim operasyonun çocuğu. Sığınmacı ve kaçak göçmenler konusunda İçişleri Bakanı Soylu'yla restleşen ve İçişleri Bakanlığı'na giderken polis engeliyle karşılaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir kez daha bu kez sosyal medya hesabından Erdoğan'a yüklendi. Sayın Erdoğan, Türkiye babanın çiftliği değil. Vatanımızı paylaşmayacağız, paramızı paylaşmayacağız, ülkemizi daha fazla soydurmayacağız. Gelecek seçimler bir referandum olacak. Tek soru, Erdoğan ve sığınmacılar gitsin mi? Zafer Partisi hem sizi hem sığınmacıları yollayacak. Ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, ama Irak, İran fark etmiyor. Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak kapımız Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacılara açık, misafir etmeye devam edeceğiz dedi ama şimdilik. Gözler Erdoğan'da bir kez daha fikir değiştirip değiştirmeyeceğinde. Şimdi sevgili dostlar, tek tek tane tane bunları ayıklayarak size ben kendi görüşlerimi anlatayım. Bir tür tercüme de yapayım aslında. Gerçekten tuhaf durumlar söz konusu. Birincisi Sayın Erdoğan'ın tutumu. Şimdi öyle bir tabloyla karşı karşıya ki Türkiye, Erdoğan meselesiyle ilgili olarak. Erdoğan geçen hafta bir şey söylüyor. Herkes ona göre pozisyon alıyor. Ondan bir hafta sonra bambaşka bir şey söylüyor. Hayda, herkes bu sefer ona göre pozisyon almaya çalışıyor. Bu bir. Bu tutarsızlık ekonomide böyle, dış siyasette böyle, iç siyasette böyle. Ve Erdoğan bütün bunları yaparken hiç kimse, yanındaki birisi, ya Sayın Cumhurbaşkanı farkında mısınız? Kocaman bir ülkeyi yönetiyorsunuz. 80-90 milyona gelmiş bir nüfus var. Sizin ruh haliniz, sizin söylediğiniz herhangi bir şey bu ülkenin doğrudan gidişatını, çoluk çocuğun geleceğini, eve girecek ekmeği, işte domatesi, çorabı, kalemi, kirayı, aklınıza ne gelirse tamamını etkiliyor diyemiyor. Ve Erdoğan o gün öyle diyor, bugün böyle diyor. Az sonra neden öyle, neden böyle dediğini size bir başka mesele de anlatacağım. Meselenin birinci tarafı bu. Bence geçen hafta söylediği şey önemliydi. Biz biriket evler yapacağız, 60 bin adet oraya gidecekler dedi. Millet kıyameti koparttı. Kimin parasını kime harcıyorsunuz diyor. Ya arkadaşlar, popülizm tamam da bir düşünün bakalım. Bu insanların 60 bin, 100 bin, 200 bin fark etmez yaptıkları evlere gitmesi ne kadar nüfusun oraya geçmesi anlamına geliyor. Ve orada yaptığınız biriket evlerin maliyetinin ne kadar olduğunu bakın ve karşılaştırın. Keşke öyle olabilse. İnsanlara konut yaptığımız için, hele bir de üzerine Esad'la anlaşarak bu insanları teşvik ederek gönderebilecek tablonuz olsa, bu itiraz edilecek bir şey değil. Tam tersine destek olacak bir şey. Deseniz şu olabilir belki, kardeşim sizin bu beşli adamlar var ya, bari parayı onlar versin denebilir. Bunu anlarım. Ama buradan insanları ellerine çanta, hadi gidin dediğiniz zaman insanın gidebilmesi için bir yerleşik düzene ihtiyacı vardır. Oradaki insanlara bu mesele ev hediye etme meselesi değil. Buradaki insanların yıllık maliyetinin yanında o yapılanlar hiçbir şeydir. Keşke şöyle bir imkan olsa, Türkiye Suriye ile anlaşsa, biz 100 bin ev yapıyoruz, 100 bin ev de siz yapın, ondan sonra da af çıkartın, gönüllülük üzerinden bu insanları gönderelim dese, nihayetinde karşılıklı iyimserlik içerisinde bu iş çözülse, kavga, kıyamet, gürültü olmadan. Dolayısıyla kimin parasını kime veriyorsun ama arkasından da hepsini göndereceğiz dediğiniz zaman gerçekçi olmuyorsunuz. Faik Bey'e kesinlikle katılmıyorum. Yanlıştan geri dönmek için bir radikal karar almak gerekir. Bence bu çok önemli. Meselenin birinci tarafı bu. Burada bir tutarsızlık var. Bence Cumhuriyet Halk Partisi bunu teşvik edip mali yükü de devletten ihale alanlara yükleyip bu işin çözülmesi noktasında bir adım atarsa, Erdoğan'ı yüreklendirirse daha başka bir yere taşır. Benim kanaatim bu. İkinci mesele,
Sayın Kılıçdaroğlu'nun haklı olarak söylediği bir mesele. Öyle bir tablo oldu ki Türkiye açık sınır politikası izliyor. Gelen insanların kim olduğu bilinmediği gibi hangi gerekçeyle getirildikleri meselesi de ayrı bir sorun. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünü biliyorsunuz. Ama nasıl oldu bu mesele? Şöyle oldu. Erdoğan 3.7 milyon Suriyeli için bizim kardeşimizdir Bay Kemal diyor. Şimdi bugün yandaş medyada bazı şeyler gördüm. Türkiye'nin başına ne geldiyse bu beladan geliyor. O da şu, diyorlar ki bazı yandaşlar, ya kardeşim Osmanlı toprağında yaşayan insanlar gerekirse buraya da gelir. Evet, zaten biz Osmanlı dönemindeyiz, bir imparatorluğuz, sınırlarımız kocaman, elimizde paramız pulumuz da var, insanlara da bakabiliyoruz, her şey yolunda. Dolayısıyla elbette ki gelsinler gitsin. Mesele böyle değil ki. Bu insanlar sana varlıklı olarak düşünen insanlar olarak falan gelmiyor. Varlıklı olan insanların zaten aldıkları evlerle İstanbul'daki konut fiyatlarını arttırarak cebindeki paraların aşırı değerlenmiş olmasıyla zaten memleketimizin tadını çıkaran halde oldukları ortada. Bunlara da açık kapılar zaten sonuna kadar açık. Gel vatandaş gel, hangi parayla gelirsen gel, yeter ki parayla gel deniyor. Ötekiler ise düşkünler olarak geliyor ve bu düşkünlere de patronlar atlıyor. Aman diyor, ucuz iş gücü geldi. Bunu komi yaparım, bunu temizlikçi yaparım, bunu madene indiririm, bunu hamal yaparım, neyse onlarla idare ederim diyor. Sonuçta aslında ortada herkesin kazandığı acayip bir tablo var. Kim kazanmıyor peki? Milyonlarca yurttaş. Kim kazanmıyor peki? Ne gelenler kazanıyor ne de burada olanlar kazanıyor. Bir kere bunu görmek lazım. Dolayısıyla işte bunlar bizim din kardeşlerimizdir, gelecekler, ev sahipliği yapacağız falan. Evet, şöyle bir şey olsaydı ben onu anlardım. Geçici bir misafirlik için olabilseydi ben bunu anlardım ama öyle de değil. Çünkü olan olayın müsebbibi olanlardan biri de biziz. Amerika, Avrupa Birliği hattında Türkiye'nin de onların işbirlikçisi oluyor olması önemli. Şimdi Kemal Bey'in tweetini de görelim orada. Bu da meseleyi başka bir boyuta getiriyor. Kemal Bey diyor ki, kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun? Erdoğan, er ya da geç gideceksin, kaçtığın seçime ve bu necip milletin sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek diyor. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık dönüş planı başlayacak. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman? Buradaki her şey dikkate almaya değer. Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri önemli. Bir, gelen insanların kaçta kaçının oy kullanamayacağı meselesi önemli. Bunu daha önce de sordu, yanıt alamadı. İkincisi, millet dediği aslında toplumun farklı kesimleri ama nihayetinde herkesin açlık, açıklık sorunu var. Demirel'in bir meselesi vardı, bir sözü vardı. Tencere getirir, götürür diyordu. Gerçekten Kılıçdaroğlu tencere meselesini gördüğü için önemli. Az önce söylediğimi de doğrulayan bir şey söylüyor burada Sayın Kılıçdaroğlu. Diyor ki, 2 yıllık dönüş planı başlayacak. Bu da önemli. 2 yıllık dönüş planı demek ki bir uygulama için oturup çalışılmış. Bu uygulamanın çalışılması akşamdan sabaha olmayacağı için, düzenli bir dönüş planı için önce belki de şimdiden gidip Esad'la görüşmek, arkadan bölgedeki diğer unsurlarla görüşmek, garantörlük meselesini ortaya koymak, uluslararası gözlemciler ve anlaşmaları sağlamak, ardından da teşvik edici politikaları az önce saydığım gibi uygulamak akıllıca olur. Bunu desteklemek gerekir. Başka türlü bu işin içinden kurtulmak mümkün değildir. Bakın ben perşembe akşamı ayrıntılarda göç ve göçmenlik diye özel bir program yapacağım. Sırf toplum gerçeği görsün diye. Yani insanları trenlere tıkıp göndermek o kadar kolay bir iş değil. Niye mi değil? İyi mi değil? Şimdi Avrupa Birliği'ne gideceğiz. Neden bu işler başımıza geldi? Neler oluyor? Size onu göstereceğim. Çünkü Türkiye bağımsız, emperyalizme karşı direnen, kendi olanaklarıyla yaşayabilen, kendi yağıyla kavrulabilen bir ülke değil. Şu Avrupa Birliği'nden gelen açıklamanın tweetine bir bakalım. Asıl mesele o. AB yetkilisi bu beyefendi, zaten bunların tipi hepsi birbirine benzer. Sanki bir tornadan çıkmış gibi bize karşı muameleleri, kendi aralarındaki fikri ihtilafı olsa bile bize yönelik muameleleri hep aynıdır. Diyor ki, Türkiye'deki mültecilerin onurlu şekilde dönüşü herkesi mutlu edecektir. Ama şu an bu koşullar yok. Şimdi bakın, bu söz o kadar kritik ki, geçen hafta Erdoğan'ın söylediklerine karşı açık bir müdahale. Diyor ki, Erdoğan, bize borcum var. Diyor ki Erdoğan, siyasi olarak bizimle yaptığın işbirliği var. Diyor ki Erdoğan, bugüne kadar biz başka konularda seni rahat bıraktık ama bu iş öyle bir iş değil. Seni başka bir yere götürürüz. Hatta Türkiye'deki iktidar meselesini, iktidar gücünü de tartışmaya açarız diyor. Açık tehdit.
Bunu Amerika Birleşik Devletleri de kapalı kapılar ardından yapıyor. Neden bütün bunlar oluyor? Çünkü Türkiye'deki neoliberal siyaset tamamen anahtarları küresel şirketlere, küresel organizasyonları destekleyen kurumlara ve nihayetinde bütün bunların sonucunda ağır yaptırımlarla bizim sırtımıza binen Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri türü dünyanın büyük devletlerine teslim olmuş vaziyette. Erdoğan'ın dış politikasını zaten kendi başına ben böyle yaparım, şöyle yaparım diyecek hali yok. Çünkü Türkiye'de dövize dair büyük değer kaybı, büyük paradaki iktisadi kayıp her açıdan borcunu arttırdı, üretimi düşürdü ama oradan sürekli ticaret yapma ihtiyacım var. Bütün bunlar olurken sanayin yürümüyor, tarımın yok, halkın zor durumda ve Suriyelileri gönderemezsin diyor. Niye? Dün size söyledim. Suriyeliler karşısında muhtemelen onların bakım adı altında sıcak para gelecek ve Erdoğan seçime giderken bu sıcak paraya ihtiyacı var. Akıllara zarar bir durumdan söz ediyoruz. Gerçekten ürkütücü bir söz. Bu adamcağızın yüzünü aklınıza kazıyın. Şimdi Erdoğan ve Sayın İçişleri Bakanı Soros çocukları falan diyor ya, Soros çocukluğu nedir bilmiyorum. Soros dünyanın başına bir beladır, o ayrı. Ama şu simge aslında Avrupa Birliği'ne girelim, hoppala gidelim denen süreçteki Türkiye'ye dair nasıl bir tutum takınıldığının somut göstergesidir. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bütün bunlara buradan hazırsanız verelim belleği. İnadına verelim belleği. Tam bağımsız Türkiye için. Kendi halkının iradesiyle dünyada bağımsız bir sınıra, bağımsız bir ekonomiye, bağımsız bir siyasi yönetime mutlaka geçme umudunu taşıdığımız için. Verelim belleği. Farklı isimler bu göç meselesinden dolayı ardı ardına açıklamalar yapıyorlar. Yapmak da zorundalar. Çünkü göç meselesi halkın birinci yakıcı sorunu. Fakat anlaşılması gereken mesele şu. Göç meselesinin bu kadar yakıcı bir sorun olmasının karşısında somut bir çözüm var mı? Hayır. Siyasi çekişmeye dönüyor. Siyasi çekişmeye dönmesi demek başımızın başka türden belalara girebilme ihtimali anlamına geliyor. Bunun altını çiziyorum. Bunu düşünmemiz gerektiğini bilmemizi tekrar anımsatıyorum. Numan Kurtulmuş diyor ki göçmen kardeşlerimizin kendi ülkelerine salimen dönebilmesi için bütün projeler yapılıyor. Şimdi aslında bu projeler yapılıyor söylemi şöyle olmaz. Projeyi yapıyoruz. Ben de yurttaşım. Ya da Sayın Kurtulmuş burada olsa derdim ki ne güzel yapacaksınız. Harika bir anlatın. Şimdi projeler yapılıyor da ne yapıyorsunuz? Yaptığınız projelerin küresel anlamda karşılığı var mı? Az önce gördüğünüz Avrupa Birliği meselesinde sizin arkanızda destek yok. Bütün bu işleri götürecek paranız yok. Öteki taraftan üçüncü taraflarla diyaloğunuz yok. Bölgede Kürtler var, Türkmenler var, Suriye var, Irak var. Bütün bunlar üzerinden Afganistan'dan gelen mülteci akını var. Bütün bunlara dair tek tek ayrıntılı nasıl bir çözüm üretiyorsunuz? Mesela şunu deseniz anlarım. Bu insanların gelmesi konusunda biz büyük fedakarlık yaptık. Lakin bunların maliyeti var. Ey Avrupa Birliği, ey Amerika, dönüşünde de siz finans desteği verin. Biz de Esad'la el sıkışalım, bu iş bitsin. Bir mantık. Ama acaba Amerika'yı ikna edebilecek misiniz? Avrupa Birliği'ni ikna edebilecek misiniz? Esad en kolay tarafı. Sonra buradaki insanların oraya gitmesi için işte ev yapacaksın, finansman sağlayacaksın. Bunları nasıl yapacaksın? Dolayısıyla bunlar tamamen hamasete dayalı bir takım söylemler. Bu hamasi söylemlerin toplumda bazı insanlar için karşılığı olabilir ama giderek yaptırımların yani hayatımızdaki karşılığının artacak olması bize başka bir tablo gösteriyor. Gidelim Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'a ironik bir şey söylemiş. Demiş ki Demokrat Parti lideri Uysal, ev sahibim Afgan. Şimdi Afgan halkının üyesi olan bir insan Türkiye'ye gelip bizim yurttaşımız olabilir şu ya da bu sebepten dolayı. Dolayısıyla konut edinme hakkına sahip olabilir. Ama buradaki ironi şu, Türkiye'de siyasette oyun kurucu olacak olan bir insanın haline baktığınız zaman onun bile ev sahibi bu duruma gelmiş. Sorunun artık evin içine kadar girdiği, mahallelerimize girdiğinin bir göstergesi. Ama bence asıl mesele ne biliyor musunuz?
diyorsunuz. Asıl mesele şu. Dünyanın başka ülkelerindeki uygulamalara baktığımız zaman turistik açıdan, iktisadi açıdan, stratejik açıdan önemli olan yerlerde konut satışlarını, mülk satışlarını engelliyorlar. Ve en önemlisi çok güçlü parası olan, dolayısıyla Türkiye'de iki kere, üç kere daha fazla değer kazanmış olan para sahibi olan insanlar burada çok ucuza konut sahibi oluyorlar. Sizin bir 100 bin dolar toplama ihtimaliniz hiç yokken adam sıradan bir iş yaparak edindiği 100 bin dolarla Türkiye'de rahatlıkla ve kayda değer bir konut alabilecek hale geliyor. Hele 200-300 bin dolarınız varsa Türkiye'nin sahil şeridinde, İstanbul'da, Bodrum'da, Datça'da, Fethiye'de her yerde en lüks koşulları yaratabiliyorsunuz. O zaman ne oluyor? Kendi yurttaşınızın alım gücü düşüyor. Ülkeyi birilerine satıyorsunuz. Özelleştirmelerden daha büyük bir sorun ile karşı karşıyayız. Hele ki İstanbul gibi büyük şehirlerde artık bir öğrencinin, bir gencin para biriktirerek 20 yılda, 30 yılda evlenseniz, karı koca çalışsanız bile herhangi bir konut alma şansınız yok. Onu bırakın, kayda değer bir araba alma şansınız yok. Onu bırakın, ikinci el bir araba alma şansınız da yok. Onu bırakın, arabayı alsanız arabayı yaşatma şansınız yok. Bazı insanlar ağır hastalıklar karşısında mesela sağlık sigortası yapıyor değil mi? Bakın bakalım sağlık sigortası fiyatlarına. Korkunç. Geçen sene 1 liraya yaptığınız şey şimdi 5 lira haline gelmiş durumda. Kaskolar korkunç. Yedek parça meselesi öyle. Yani arabayı alsanız da arabayla yaşama şansınız yok. Ki zaten alamıyorsunuz. Bu da başka bir mesele. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Türkiye bu açmazı aklı selimle çözmezse büyük sıkıntı olacak. Bir de toplumun infiale gitmesi için şimdi bir örnek göstereceğim. İnfiale gitmesi, infial üzerinden bir tepki göstermesi için tuhaf tuhaf durumlar ortaya çıkıyor. Bunun herhalde sesi de var, onu göstereceğiz. İkbal Gürpınar eskiden sunucuydu, şimdi kafasını bağladı, öyle bir sunucu. 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, onlar geldi, kuraklık olmadı diyor. Ben anlamadım bunun ne olduğunu. Kuraklığı giderdikleri için mi onlara bu kadar minnettar, yoksa köprü üstünde insanların kafalarını kestikleri için mi onlara minnettar, bunu da anlamadım. Bu görüntüler de kafalardaki soru işaretlerini artırıyor. Diyeceğim, bu mesele üzerine daha çok konuşacağız. Gündeme Not devam ediyor. Şimdi öyle bir hale geldik ki Türkiye'de bambaşka sorunlar içerisinde yaşıyoruz. Ve bu bambaşka sorunlarla iktidarın gündemi arasında uçurum var. Şu tarafa geçeyim. Sayın Erdoğan'ın konuşmalarına gideceğiz yine. Hayat pahalılığı ve enflasyon sonuçları bize de yansıyor demiş. Vallahi hangi bağlamda yansıyor onu tam olarak bilemiyorum ama herhalde sarayın ekonomisinde büyük bir artış olmuştur. Lakin saray olduğu için o artışı millet finanse ettiğinden dolayı, üstelik hesap verilmeyen harcamalar olduğu için Sayıştay'ın vesaire güvenilir denetim kurumlarının da baskı altında olduğu için buradan nereye gidileceğini bilmiyorum. Ancak İnsanlar bu kadar çaresizken, insanlar bu kadar açmazdayken, sıkı politikalar uygulayıp insanların elini güçlendirmek gerekirken, bakın Erdoğan kürsüye çıktı ve inşaatla ilgili neler söyledi. Yani hep bir espri yapıyorlardı ya, inşaat ya Resulallah, tam da o noktaya gelindi. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını adım adım yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bilhassa dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz. İlk müjdemiz, konut almak isteyen vatandaşlarımız ve konut yapan firmalarımızla ilgilidir. Birinci paketle ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar
bu paketten yararlanabilecek. 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmektir. Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs ayı başı itibariyle asgari %40'ı tamamlanmış ve asgari %50'si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. Şimdi akıllara zarar bir tabloyla karşı karşıyayız. Hepsini size göstereceğim. Birincisi şu. Konut fiyatları paket açıklandığı anda bir kere uçtu. Çünkü öyle bir tablo oluşturuldu ki sanki ortada konut alabilecek pek çok insan var. Yani insanların işte 2 milyon lira falan verebilecek güçleri var. Onları bu 2 milyon lirayla hadi borçlandırdınız. 10 sene boyunca çalışabilecek garantili işleri var da bu işin altına girecek. Bir kere böyle bir şey yok. Kaldı ki bu işe girebilmek için belli bir toplu paraya ihtiyacınız var. Memlekette soruyorum size kaç kişinin birikmiş parası var? Kaç kişinin 2 milyon lirayı ödeyebilme olanağı var? Şimdi burada kime müjde verildiği, kime nasıl bir yaklaşımda bulunulduğu gayet açık. Parası olan bu fırsattan faydalanacak. Parası olan fırsattan faydalanacak diye hemen pusuda bekleyenler de fiyatları arttırdılar. Dolayısıyla Erdoğan'ın yaptığı her açıklama zengini güçlendiren, Erdoğan'ın yaptığı her açıklama zengine katkı yapan, yoksulun altta kalanın canı çıksın meselesine en ufak bir müdahalesi olmayan, çözümü olmayan bir tablo. Dahası inşaatçılara, inşaat sektörüne verdiği mesajlar yine Erdoğan hükümetlerinin tamamının sürekli yapalım, sürekli inşaat yapalım, doğayı da katledelim, orayı da keselim, burayı da değiştirelim, köprü yapalım, kanal yapalım vesaire meselesinde işe yarayan bir taraf var mı, bu ihtiyaç mı diye düşünülmeden kaynakların har vurup harman savurulup ihaleyi alan firmaların eline doğrudan devletin kasasından gönderilmesi gibi bir felaketle karşı karşıyayız. Yani bu ülkenin yurttaşlarının bir kısmı hayat boyu bir konutta olamayacak hale, konut alamayacak hale düşmüş ama daha fenası kira da veremeyecek hale geliyorlar. Şimdi siz bu tablo içerisinde kalkıp da insanlara müjde diye bunları anlatırsanız bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu unutmuş anlamına gelir ki bu. Unuttuğunuz anlamına gelir ki bu. Siyaseten de doğru değildir. Şimdi konut piyasasıyla ilgili bir raporu size getireceğim. Bu konut piyasasıyla ilgili rapor tam bu meselelerle ilgili bir çözüm buluyor mu, bulmuyor mu anlamını bize getirecek. Fiyatlar ülke genelinde %127 artmış ve yabancıya konut satışı geçen yıla göre %45 artmış. Az önce söyledim, stratejik sorumluluğu olan yerlerde bu türden yaklaşımlar doğru değil dedim. Çünkü artık el değiştirmenin haklı ve meşru zemini kalmadı. Yani buradaki insanların zaten alım gücü sıfır. Gelen insanlar çok kolay koşullarda konut edinebiliyorlar. Dolayısıyla demografik yani nüfus yapısının değişmesiyle birlikte mal mülk yapısının da el değiştirdiği görülüyor ve bu açık. Birincisi bu. İkincisi bu artışlar karşısında sürekli eriyorsunuz ve işsizlik riski taşıyorsunuz. Haberimizi izleyelim. Daha sonra bu meseleler üzerinde son birkaç cümle edip ikinci bölüm için bomba işler var. Onları konuşacağız. Ama önce bir habere bakalım. Geçen yıl Eylül ayı itibariyle başlayan konut krizi büyüyerek devam ediyor. Yurttaşlar ne ev alabiliyor ne de kiralayacak konut bulabiliyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği ve Yeni Nesil Gayrimenkul Değerleme ve Lokasyon Analizi Platformu 2022'nin ilk çeyreğine ait ikinci el konut piyasası raporunu açıkladı. Rapor yaşanan krizi bir kez daha gözler önüne serdi. Birinci çeyrek sonu itibariyle Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık %127 artış yaşandı. Konut fiyatlarında yaşanan artış ve enflasyon karşısında eriyen ücretler nedeniyle yurttaşın ev alması hayal olurken yabancıya konut satışı %45 arttı. Birinci çeyrekte yabancılara toplam 14.344 adet konut satışı gerçekleşti. Şimdi
Şimdi geldiğimiz noktada şunu söylememiz gerekiyor. Bizim yurttaşlarımız birçok açmaz üzerine bir de yeni bir açmaza daha dahil olmuş oldu. Size bir şey anımsatmak isterim. Benim anneannem çok söylerdi. Bir ev sahibi ol ve ev sahibi olduğunda da hiç değilse işte ekmeğe tuz basarsın, soğan ekmek yersin ama evin olduğu zaman başını sokacak bir yerin olur derdi. Rahmetli oldu. 30 seneyi buldu. Hasretim sürer beni yetiştirdi. Fakat düşündüğünüz zaman tam da bugünleri gören insanlar, hani eskilerin o sözleri tesadüfi değil. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Fakat artık soğan ekmek falan yemek de çok makul görünmüyor. O bile pahalı hale geldi. İkinci bir mesele, Türkiye'de bugüne kadar sokakta yaşamak gibi bir kaygı duyulmazdı. İyi kötü şehirlerde ağır koşullarda bile olsa, merkeze uzak bile olsa insanların işte iki lokma ekmek yiyip başını sokacak bir evi olma ihtimali kirada ya da işte alınmış bir şekilde vardı. Şimdi bu tamamen ortadan kalktı. Ben bundan yıllar önce sonuç itibariyle biz orta sınıf, orta gelirli, giderek konumu değişen insanlarız. Kredi kullanarak, 5 yıl kredi kullanarak mütevazi bir ev sahibi olmuştum. Ve şimdi düşünüyorum da bugünkü koşullarda, bugünkü gelir durumunda, bugünkü toplumsal halde 5 yıl değil 50 yıl kredi kullansam kendi oturduğum evi bile alamaz haldeyim. Yani toplamda 100 bin lira peşin verip 260 bin liraya aldığımız bir evden söz ediyoruz. Yani çok da matah bir şey değil. Yalılar değil, hanlar değil, hamamlar değil. Bir tane evim var. Sonuç itibariyle çocuk büyütüyorsun. Yetmiyor. Millet hani araba meselesi diyor ya, sanıyorum biz 10 yıl oldu bir aracı alalı. Bırakın aracı değiştirmeyi, artık benzin koyduğunuz zaman yarım depoyu falan göremiyorsunuz. Çeyrek depo. Yani bir insana refah devletinin refah seviyesi diye sunduğu bir evde bir arabaydı çocuğunu okutma falan durumu Türkiye'de bitti. Artık herkes yoksul. Yoksulluğun farkları var. Söz konusu olan bu. Hadi ben 51 yaşındayım. Yıllardır çalıştık. Bir ailede iki tane çalışan olarak yıllarca çalıştık. Bu iki çalışan olarak alt alta üst üste koyduk falan, bunu yaptık. Yani topladığınızda ben 30 yıldır konuyu çalışsam, eşim de 25 yıldır çalışsa, 55 yıl çalışarak pek de matah olmayan, yani açık söyleyeyim, bir ev sahibi olabiliyorsunuz. Şimdi burada gençlere bakıyorum. Evlenseler ya da işte sevgili olarak evde otursalar, el ele verseler, toplamı 55 yıl olan bir çalışma sonucunda bugün milyonlarca lirayla ölçülen, hele Kadıköy'de falan filan yanından geçmek bile mümkün değil. Önden geçenlerden bile para alacaklar. Bu hale gelindiği bir memlekette nasıl bir gelecek yaşayacaklar ki? Mümkün değil. Hani beyin göçü diyorlar. Akıllı bir çocuk şunu yapar. Ben tabii yeğlemem de yapar. Düşünsenize, dünyanın herhangi bir yerinden 2000-3000 dolar maaşlı iş gelmiş. 5 sene çalışsan, biriktirdiğinde burada krallar gibi ev alıyorsun biriktirebildiğin koşullarda. Böyle çarpık, böyle tuhaf bir şey var. Kaldı ki Erdoğan'ın konuştuğu her an Türkiye'de her şey eksiye gidiyor. Konut fiyatları arttı. Erdoğan konuşmaya başladı, bir anda dolar artmaya başladı. Tabii şimdi bu dolar arttığı zaman her şeyin ne kadar düşüncesiz olduğu da bir kez daha ortaya çıkıyor. Dolar artarken ne oluyor arkadaşlar? Siz dolara endeksli işte bir faiz sistemine geçiyorsunuz 3 aylık. Oradaki adam oturduğu yerde hiçbir şey yapmadan sadece parası olduğu için sizin cebinizden biraz daha araklamaya başlıyor. Şimdi küçük mevduat sahibi hayatta kalmak için belki bu yöntemi kullanıyor. Ama siz düşünün büyük paranız olduğunu. Tabloyu bir düşünün. Düşünsenize 15-20 milyon artık bazıları için para değil. 50 milyon da para değil. Bunun bir kısmıyla mülk toplasan sürekli değer kazanıyor. Şeye versen, işte döviz korumalı mevduata versen oradan da para kazanıyorsun. Yani bu kapitalizmin tiksindirici, oturduğun yerden kağıdın kendisinin hiçbir şeyi ifade etmediği ama size bütün hayatınızı yeniden armağan edebilecek, dönüştürebilecek bir olanak veriliyor. Soruyorum. Bu Allah'tan reva mı? Soruyorum, hani faiz suçtu, hani haramdı, hani nas vardı? Kime var? Gelin gerçekleri konuşalım. Liberalizm, kapitalizmin bu sistemi insanı insanlıktan çıkarır. Böyle düşünüyorum. İkinci bölümde çok önemli birkaç konuya değineceğiz. Bunlardan bir tanesi Ümit Özdağ'ın yaptığı bir açıklama. O soruların geliş biçimi, bunun üzerine düşünmemiz lazım. Devlet Bahçeli zehir zemberek açıklamalar yaptı. Bunları da konuşacağız. Ve benim tenkit ettiğim, dün söylediğim bazı şeylerin bugün başımıza gelmesi ayrıca üzücü. Ama maalesef yine doğru tahmin etmişim. Hazırsak bir bella girebiliyorsak girelim.
giremiyorsak reklam arasına girelim. Saat başında bayağı sarsıcı meselelerle, özellikle Bahçeli şimdi kürsüden indi, neler söylenmiş sizle konuşalım. Saat başında gelmezseniz özellikle rejiden ben çok ağır azar işitirim. Haydi bakalım. Evet sevgili seyirciler, Ümit Özdağ'ın gündemi belirlemesi meselesi sürüyor. Öte taraftan da ilk defa bugün ona karşı sert bir tepki geldi Devlet Bahçeli Bey'den. Devlet Bahçeli Bey ve Ümit Özdağ aynı ideolojik zeminden gelen ailelerin birbirini tanıdığı ve bu süreçte karşı karşıya gelmesinin bir başka anlamı olduğunu düşündüğümüz isimler. Siyasette bu göç meselesini gündeme getirdikten sonra siyasi bir aktör haline de dönmeyi başaran Ümit Özdağ yine ilginç çıkışlar yaptı. Onu çok kabaca söyleyelim. Ümit Özdağ dün bir konuşma yaptı, bir kısmını anlattık. Ümit Özdağ bir çağrı yaptı. Şimdi bu çağrı neymiş? Bu çağrının anlamı nedir? Onu bir anlamaya çalışalım. Çünkü o çağrı içerisinden Türkiye'nin yakın tarihinden önümüzdeki seçime ne olduğunu anlamış olacağız. Önce söz Ümit Özdağ'da. Başka bir görüntü geldi ama mühim değil, iç içe geçen meseleler. Buradaki protesto gençler tarafından bir üniversitede yapılıyor. Ümit Özdağ'ın çıkışlarını ırkçılık, faşistlik olarak tarif eden bir grup genç ona karşı tepki gösteriyor. Bunların karşılıklı olarak artabileceğini tahmin ediyorum. Ümit Özdağ Bey kime çağrı yaptı? Davutoğlu'na çağrı yaptı. Ne dedi? Şunu söyledi. Haziran'la Kasım arasında neler oldu bize anlatın dedi. Şimdi anlatılması gerekenleri ben size teker teker söyleyeyim. Haziran'dan Kasım'a gidilecek süreçte Davutoğlu başbakandı ve o başbakanlığı döneminde biliyorsunuz ilk defa Adalet ve Kalkınma Partisi şeyin altına düşmüştü. Tek parti olarak iktidara gelmenin altına düşmüştü. O dönem Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Davutoğlu arasında Davutoğlu'nun yürüttüğü bir görüşme bütünü vardı ve buradan bir koalisyon çıkar mı sürecinin hep beraber kamuoyunca izliyorduk. Ömer Çelik Bey sanki başbakanın yanına bir görevli olarak verilmiş gibi, sanki onu denetleme görevi varmış gibi onunla birlikte geziyordu. Tarihimizdeki ilk istikşafi görüşmeler süreci de o gün orada başladı. Şimdi o döneme dair ilginç şeyler var. Bir kere Sayın Kılıçdaroğlu kalktı dedi ki Devlet Bahçeli'ye yahu sen başbakan ol, ben de koalisyon ortağın olayım, seni dışarıdan destekleyeyim, yeter ki şu iş bitsin dedi. Sayın Bahçeli kabul etmedi. Bir kere bunun altını çizelim. İkincisi görüşmeler sürerken Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu el sıkışmıştı. O koalisyonun kurulması noktasında neredeyse CHP genel merkezinde bakanlıklar ben şu bakanlığa gelirim sen şu bakanlığa gelirsin diye paylaşım bile olmuştu. Fakat bütün bunlar olurken Ömer Çelik Bey çıktı ve dedi ki bir dakika bunlar istikşafi görüşmeler bunlar olmaz. Nitekim bana sorarsanız Ahmet Davutoğlu Bey'i Türkiye siyasetinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden alıp Binali Bey'in o koltuğa gelmesiyle sonuçlanan süreç ve Davutoğlu'nun muhalefete geçmesi de oradan başladı. Yaptığı imalar da hep bu yönde oldu, dikkatinizi çekerim. Peki Ahmet Davutoğlu'na Türkiye'deki milyonlarca insan nasıl acaba güvenebilir? Bence çok basit. Bir tek şeyle güvenebilir. Sayın Davutoğlu çıksa, o günkü görüşmeleri anlatsa, Sayın Çelik'in tutumunu anlatsa, Sayın Erdoğan'ın beklentilerini anlatsa ve o gün ta Diyarbakır'dan başlayıp Ankara'ya kadar gelen bombalamaların ne anlama geldiğini söylese ve Türkiye'nin içinde bulunduğu, içine düştüğü o tabloyu anlatsa eminim ki bambaşka bir sonuç çıkardı. Fakat bunları yapmadı, halen de yapmıyor. Bunu bekliyor insanlar. Bir diğer husus, Sayın Özdağ'ın yaptığı bu açıklamada artık istihbari bilgi mi yoksa bir tahmin mi bilemiyorum. Yeniden seçime gidilecek süreçlerde bu tür
girişimlerin olabileceği ve buna karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. Şimdi bu acaba Sayın Soylu'ya dair yürüttüğü siyasal tartışmanın içinden gelen bir durum mu? Onu bir yere sıkıştırmak için mi? Yoksa böyle bir bilgi edindi mi onu da bilmiyorum. Fakat şunu biliyorum, burası Türkiye. Ve burası Türkiye olduğu için ne zaman, hangi koşullarda, niçin yapılıyor kestirmek güç. Ve yurttaşlar olup bitenler karşısında dezenformasyonla birlikte kafaları karışır bir halde. Öyle bir tabloyla karşı karşıya oluyorlar ki kime inanalım, nasıl bir tutum içerisinde olalım sorunu giderek daha ciddi ve daha derin bir hal alıyor. Şimdi bu meseleyi biraz daha temellendirmemiz gerekiyor. Ve bu meselede bu Davutoğlu'na yaptığı çağrının mutlaka neticelenmesi gerekiyor. Şimdi geleceğiz bu İmamoğlu meselesine. Bu İmamoğlu meselesi hakikaten Türkiye'de ilginç bir hal aldı. İmamoğlu meselesi çok karmaşık bir denkleme döndü. Bugün de Devlet Bahçeli Bey hedef aldı. İmamoğlu meselesi dün Faik Öztrak Bey'e soruldu. Faik Öztrak doğal olarak Türkiye'nin siyasetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü olduğu için önemli bir konuda. Benim aldığım duyumlar ve tahminim, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa parti genel başkanlığı yarışına da girecek. Duyum kulislerden edindiğim, yakın çevreden edindiğim duyum. Tahminim de Öztrak ailesinin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki konumundan dolayı işte Batı'nın sevebileceği, öte taraftan para politikalarıyla ilgili olan ve parlamenter sisteme geçişte toplumda bir güven yaratabileceği umulan bir kimse. Unutmayın ki Kemal Derviş'in içinden geldiği ekolün sahibi olan bir isim. Sayın Faik Öztrak'ın sesi olması lazım. Bir onu dinleyeceğiz ve onun üzerinden itiraz ettiğim ve haklı bulduğum şeyleri söyleyeceğim. Sonra bu İmamoğlu meselesiyle ilgili dünden yaptığım bir açıklamaya yönelik Fazıl Say'ın bir değerlendirmesi var. Hazırsa onu da arkasından getirteceğim. Çünkü işin nerelere vardığını size anlatmam gerekiyor. İmamoğlu meselesi, İmamoğlu meselesi olmaktan çıkıyor gibi geliyor bana. Buna dikkat etmek gerekiyor. Önce Faik Bey'i bir dinleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Başkanımızın Karadeniz ziyaretinin iki boyutu var. İlki hemşerileriyle bayramlaşma, ikincisi bazı belediyelerimizin daveti üzerine yürütülen faaliyet ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak, açılışlara katılmak, teknik destek taleplerini görüşmek. Kamu kaynaklarının kullanımına hassasiyetinizi önemsiyoruz. Aynı hassasiyetin keşke bayram öncesi Suudi Arabistan'a yapılan ziyaret için gösterilmesini de sorgulasaydınız. Bayramda küslük olmak olmaz. Barışmak swap'tır dediler. Koşa koşa Suudi Arabistan'a gittiler. Baktılar swap olmadı, bari sevap olsun diyerek Gezi'yi umreye çevirdiler. Gazeteciler, bakanlar, tüm saray şürekası ihrama girdi. Boy boy poz verdi. Kamu kaynağıyla sevap olur mu? Bunu sormadınız. Şimdi Sayın Faik Öztrak doğal olarak belediye başkanının yanında durmakla yükümlü. Benim edindiğim bilgiler dünkü Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu gelen itirazları, CHP yönetenlerin getirdiği itirazları notlar alarak incelemiş. Ki Kemal Kılıçdaroğlu genellikle o toplantıda konuşmak yerine çok önemli bir şey yoksa o işte beyin takımının değerlendirmelerini alıyor. İmamoğlu meselesi büyük bir çevrede rahatsızlık yarattığı gibi bu iletişim sorununu da gündeme getirmişler. Ancak elbette ki İmamoğlu'nu teslim etmek için değil, İmamoğlu'na dair yeni süreç işte bir strateji geliştirmek için bunu yapmışlar. Faik Bey ile ilgili olarak söyleyeceğim şey şu. Kötü niyetli, kasıtlı bir cümle olmasa bile şuna dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum Sayın Faik Öztrak'ın da. Şimdi arkadaşlar, gazeteciler soru sorar. Gazetecilerin soru sorması siyasetçilerin ya da soru sorduğu insanların her kim olursa olsun onları azarlaması meselesinde ya da onları uyarması meselesinde onlara bir hak vermez. Neden? Şimdi nihayetinde yandaş medyanın ne olduğunu biliyoruz. Ama şimdi ben mesela Faik Bey'le karşı karşıya kalsam İmamoğlu sorusunu sormayacak mıyım? Ne düşünüyorsunuz demeyecek miyim? Şimdi Faik Bey de dönüp bana dese ki ya Enver bana bunu soruyorsun da Tayyip Bey'e onun bakanlarına niye bunu soramıyorsun dese derim ki Faik Bey size sorabiliyoruz. Çok şükür iyi ki karşımızdasınız. Medeni cesaret gösteriyorsunuz. Ötekiler gelmiyor ki nasıl soralım? Birincisi bu.
İkinci mesele, yandaşların zaten bir gazetecilik nosyonu yok. Bir soru sorma şeyleri, yetileri ve kabiliyetleri de olmadığı için bunun üzerinden onlara uyarı yapmanın da bir anlamı yok. Bence orada muhabirleri hedef almak yerine genel medya eleştirilerini sıklaştırmakta yarar var. Ama öte taraftan Faik Bey söylediklerinde haklı mı? Evet haklı. Nihayetinde siz İmamoğlu'nu sonuna kadar eleştirin, hiçbir itirazım yok. Ama sonuç itibariyle İmamoğlu'nu eleştirirken bir taraftan da geniş anlamıyla bir yansızlığı koruyarak herkese eleştirmeniz gerekiyor. Bu detayı size söylemek istedim. Şimdi dün Türkiye'nin önemli bir sanatçısı Fazıl Say'ın, dünya çapında bir sanatçının tepkileri üzerine konuşmuştuk. Fazıl Say siyasete fikir beyan etmekten, bu sorumluluktan kaçmayan bir sanatçı. Ve tekrar ediyorum, sanatçının da doğal hakkıdır ve bütün sanatçıların da bunu yapması gerekir. Mümkünse de halktan yana yaptığı bu değerlendirmeleri halk dal kavukluğu yapmadan daha ileri taşımakta gerekir. O yüzden zamanlamayı önem bulduğumu söylemiştim. Fazıl Bey belki de içindeki öfke, belki de geçmişte verdiği büyük eleştiriden dolayı bir video yayınladı. Ben dün o video, böyle bir video geleceğini tahmin etmiştim. Dün izleyenler bilir. Keşke yapmasaydı diye, yapmasa diye düşünüyordum. Nedenini anlatacağım. Önce dikkatle, üstelik de pek çok söylediği şey haklı olan Fazıl Bey'in üslubu üzerinden ve süreç üzerinden birkaç anımsatma yapacağım. Dün bana İmamoğlu ile ilgili yaptığım eleştirilerin dengeli olması ve halkı itidalli olmaya çağırmamdan dolayı tarafınızdan, sizler tarafından genel anlamda olumlu değerlendirmeler oldu. Bazıları ise şimdi işte böyle mi olur, bizi aldattı, kandırdı falan filan dedi. O konuya da gireceğim. Ama Fazıl Bey'i iyi dinleyin. Neye itiraz ettiğimi söyleyeceğim. İçeriye dair değil itirazlarım. Önce Fazıl Say'ı dinleyelim. Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ikinci seçiminde resmen tüm sosyal medyamı, her şeyimle yardımcı oldum. Ekrem İmamoğlu'na da çok büyük destekler verdim. Çok onun seçiminde 2019'daki Haziran'daki özellikle ikinci seçimde ben İmamoğlu'nu hatta herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim ve kendisine hep destek vermişimdir. Ta ki hatırlarsanız kar yağdı İstanbul'da, bir hayat kilitlendi, kendisi İngiliz Büyükelçisi'yle yemeğe çıktı vesaire vesaire. O konuda bile destekçisiydim ki en yakınlarımdan bile azar işittim çünkü haklı bulmuyorlardı İmamoğlu'nu. Her neyse, dün geldi bu son hafta yaşanan olaylar. Ben de hepimiz gibi bir şaşkınlıktayım. Birinci sebebi İstanbul Belediye Başkanı henüz Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde mitingler yapar filan diye biraz yadırgadım olayı. Ondan sonra yanında bunu basınla beraber, basın ordusuyla, otobüslerle yapmasını yadırgadım. Henüz çünkü bir aday değil. Ve yapma felsefesini, yanında taşıdığı insanları hepsinde bir yadırgadım konu oldu ve bu sefer destek vermemi, hatta büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımı ve sizlere de Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak ben de hesap verme gerçekliği yarattı, kusura bakmasın ama mağdur duruma düşürdü beni de. Dolayısıyla af diliyorum ben toplumdan, yani bugüne kadar bir af yanlış kelime belki ama bir pişmanlık hissediyorum açıkçası. Bunu da madem destek verdim pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir, tırıs gider vesaire, akıllı olun şuydu buydu diye toplumu da ayar yaparak konuşmaları da hiç hoş olmadı. Gözümden çok düştüğünü gerçekten belirtmek istiyorum. Yani bu bir gerçek, bu benim kişisel gerçeğim. Lütfen bunu anlayışla karşılayın. Belki bütün bunlar düzelir, bence zor düzelir ama belki düzelir. Şimdi Fazıl Say önemli bir cümle kullanıyor. Önce orada hakkını teslim edelim. Elbette ki sanatçılar söyledikleri konusunda hesap vermek isterler. Toplumu yönlendiriyorsanız Sayın Fazıl Say'da olduğu gibi ya oraya değil de buraya oy vermen daha doğrudur, Türkiye'ye bir katkı yapıyordur falan diyorsanız sizin sevenleriniz de siz topluma bir fikir söylediğiniz için size dair bir değerlendirme yapabilir. Ancak 2-3 hususu göz ardı ederseniz orada başka bir durum doğar. Bir,
Sayın Fazıl Say gözümden düştü diyor. Şimdi İstanbul'un bir belediye başkanıyla ilgili değerlendirme yaparken ya da bir genel başkanla, bir milletvekiliyle ilgili değerlendirme yaparken ölçülerinizi nesnel koyarsınız. Dolayısıyla birisinin sizin gözünüzden düşmüş olup olmaması, gözümden düşme tarifini ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Eleştiriler gözden düşmeyle değerlendirilemez. O zaman bu da yukarıdan bakma bir tavır olur. Yani senin gözünde eğer daha iyi bir yerde kalsaydı hata olmayacak mıydı der birisi. Bir kere bu bence doğru bir iletişim biçimi değil. Bu bir. İkincisi, eleştirilerinin zamanlamasını ben önemli buluyorum. Belki Fazıl Say bu genel kalabalık içerisinde zaten Twitter'dan vesaireden eleştirisini yaptı. Daha nesnel bir eleştiriyi belki kamuoyuna bir mektup yazarak, belki o mektupla birlikte muhataplarını değerlendirmesi açısından ortaya koyarak 15 gün sonra yapabilirdi. Sağduyu bağlamında bir ölçü olmuş olabilirdi. Ben bunun eleştirinin yerini bulması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat karşıda öyle bir kitle var ki siz, yani bu medya kuruluşu var ki, sizin iyi niyetli yapıcı eleştiri olarak bile ortaya koyacağınız değerlendirmelere karşı havra saldırıp kendi medyalarında kullanıyorlar. Şimdi bütün bunlar şuraya gelebilir. İmamoğlu hata yaptı. Bana sorarsanız şeyde de hata yaptı. O kar döneminde de hata yaptı. Daha önce de hatalar yaptı. Dolayısıyla bu hataları eleştirilmeli. Kimse eleştiriden muaf değil. Fakat mesela birisi kalkıp da şöyle bir durum oluştursa. Dese ki kardeşim Sayın Erdoğan, İmamoğlu'nu görevden aldım. Şimdi öyle bir durum oldu ki İmamoğlu'nu koruyacak kamuoyu kalkanı da ortadan kalktı. Peki İmamoğlu'nu hangi açıdan korumak gerekir? Bir tek açıdan. Ötekisinde açıdan bizi korumamız gerekmez. Demokrasi açısından korumamız gerekir. Neden? Seçilmiş başkan. Eğer seçilmiş bir başkanın elindeki olanakları daralttıktan sonra bir de onu görevden almaya kalkarsanız ve ona böyle de zemin yaratıldığı zaman birader siz de sevmiyordunuz, niye şimdi itiraz ediyorsunuz derseniz demokrasi sürecindeki kazanımlar ortadan kalkar. Mesele İmamoğlu değil, İstanbul seçmeninin iradesinin ortada kalmasıdır. Doğrusu şudur, biz hiçbirimiz köle değiliz, oy da veririz, eleştiririz. Ama biz oy verdik ve eleştirdik diye hiç bu işin içinde olmayan tek adam iktidarı onu görevden alıp İstanbul'un tercihini kendisine doğru yontarsa, ki bu mümkün, mecliste çoğunluk Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, o zaman herkes kara kara düşünmeye başlar. Ya biz başka bir adama oy verdik, başka bir adam İstanbul'u yönetiyor olur. Bir tür kayyum meselesi olur. O yüzden sanatçılar, düşünürler, toplum önünde söz söyleyenler İmamoğlu'nu korumak için değil, kendi oyunu korumak için dikkatli olmaları gerekir. Eleştirinin zamanlaması, eleştirinin tonu, eleştirinin hangi sürece yayıldığı ve bütün bunlar üzerinden demokrasinin işlemesi bağlamında bunun devam etmesi gerekir. Yani meclislerde, yani toplumsal olarak fikir beyan edebildikleri televizyonlarda, yazılı olarak sosyal medyada vesaire bu değerlendirmeleri yapabilirler. Ancak bu değerlendirmeler birilerinin kıs başka yerde olmasıyla ilgili bir hale gelirse o zaman o iş başka bir soruna döner. Bir örnek vereceğim kendimden. Benim burada yaptığım eleştirilerin bir kısmını sosyal medyada da değerlendirme yapıyorum. Bunların hiçbirine de isim vermedim. Ama Mansur Bey'le olduğunu eleştirilerin kimi zaman anlıyor insanlar. Abi baktım Melik Gökçek Bey sanki beni çok beğeniyormuş gibi Enver Aysever, Mansur sana neler söylüyor diye bir tweet attı. Bir dakika ya, ben Mansur Bey'in adını vermedim. Bir. İkincisi, yaptığım eleştiriler demokrasi içinde ve bugüne dair değil, öteden beri gelen eleştiriler ve bunların hiçbirinde adını vermedim. Ama Melih Bey, Mansur Bey'le olan kan davası adına bambaşka bir yere çekmeye çalıştı. Ben de kendisine cevap verdim. Sayın Gökçek, ben sizin arkadaşınız değilim dedim. Siz bazı basın mensuplarıyla böyle bir ilişki içerisindesiniz. Ayrıca ve kaldı ki siz Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde hizmet etmiş insanlarsınız. Ne olur bunu yapmayın. Saygımızı, ölçümüzü koruyalım dedim. O yüzden Fazıl Say haklı olabilir. Heyecanlı bir insan ama zamanlama, üslup ve özellikle Türkiye'de olmayan demokrasinin tezahürü açısından özenli olmak gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, bana katılıyor musunuz? Fazıl Say büyük bir sanatçı, toplum ondan çok etkilenir. Bir son dakika, siz de görüyorsunuz. Gezi davası ile ilgili haberler bugün 17'de görüşülecekmiş. Yani
Bu bize ne getiriyor? Şimdi bakacağız. İlhan Taşçı Rütük üyesi, Rütük Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel'in Gezi kararına ilişkin açıklamalarını yayınlayan TV'lerle ilgili sarayın talimatıyla özel rapor hazırlattı. Rapora Özgür Özel'in ismi eklendi. İstenen ceza maddesi de ağırlaştırıldı. Dosya saat 17'de görüşülecek. Şimdi bizim gibi kanallar için vaziyet ayrıca bir sıkıntı doğuruyor. Neden? Canlı yayında söylenen şeyler var. Bunlar üstelik siyasetçi grup başkan vekili gibi üst düzeyde ayrıca insanların eleştiri hakkının tam da yerinde olduğu bir ölçüde habercilik gereği veriliyor. Vermeyenler zaten korkudan veremiyor. Verenler de görevini yaptığı için veriyor. Özel bir cesarete gerek kalmaması gerekir. Ama ne oluyor tabloda? Özgür Özel Bey'in o söylediklerini biz sadece verdiğimiz için, üzerine de yorum yaptığımız için, yani gazetecilik yaptığımız için Rütük üyeleri toplanacaklar ve yine cezalar kesmeye başlayacaklar. Düşünsenize, bu cezaları siz ödemeye kalktığınız, ödediğiniz müddetçe ne oluyor? Buradaki çalışanların ekmeğinden çalıyorsunuz, bir. Ne oluyor? Kanalı otosansüre itiyorsunuz çünkü kanalı kapatmakla tehdit ediyorlar. Yani öyle bir hale geliyor ki son soluk borusu olan Tele1, ki biliyorsunuz diğer kanalların, muhalif görünen kanalların çoğu teslim olmuş durumda. Bakmayın siz oradaki yalandan muhalefet yapıldığına. Neoliberal siyaseti savunuyorlar, Abdullah Gül'ü savunuyorlar. İşte altılı masa şöyle yapsın, böyle yapsın diye siyasi mühendisliğe giriyorlar. Bunlar doğru değil, gazetecinin işi de değil. Ama biz hiç değilse burada yorum yaparken kendimizden ibaret olduğumuzu, bir mühendislik yapmadığımızı biliyoruz ve söylüyoruz. Üstelik bağımsız bir medya kuruluşu bu. Sizin paralarınız buraya gelecek ki yardım yapacaksınız, destek olacaksınız. Seyircimizle büyüyeceğiz ki bu kanalda tencere kaynasın, çoluk çocuk yaşasın. Sonuç sizin paranızdan da çalınıyor. Yani bu örnekte az önce söylediğimi doğruluyor. Rütük ceza verdikçe bizim soluğumuz kesilecek. Aynı şekilde Türkiye'de yersiz ve zamansız yapılabilecek eleştirilerle Sayın Fazıl Say'ın bir dönem sonra belki daha sağduyulu yapmasını gerektiğini düşündüğüm eleştirilerle bu kez demokraside bak diyecekler. Fazıl Say da, Can Ataklı da bilmem ne de böyle diyor. Bir dakika, tamam, ama bu İstanbul halkının oylarıyla verildi. Maalesef burada gerçek bir aydın tavrını gösterirken bile 2 kere, 3 kere, 5 kere, 15 kere, 115 kere düşünmemiz gerekiyor. Ben Sayın İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinin yanlış olduğunu düşünüyorum, bir. Sayın İmamoğlu'nun kibirli bir şekilde insanları eleştirme biçiminin yanlış olduğunu düşünüyorum, iki. Sayın İmamoğlu'nun şeyh uçmaz mürit uçurur türündeki bir zaafa kurban gidebileceğini gördüm. O kar kış günündeki yaptığı görüşmeyi doğru bulmuyorum. Bunlar tamam, söyledik. Ama söyledik, bundan sonrası demokrasiyi engelleyecek bir hale gelebilir. Dikkat çektiğim mesele buydu. Şimdi gündeme notu devam edecek ve gündeme notun kalanında biraz da akıllara zarar meselelere görelim. Gündeme not devam ediyor. Bir siyasi iktidar halkın parasını harcarken halkın parasını özen göstererek harcaması gerekir, değil mi? Halkın parasını özen göstermeniz için ihtiyaçlarla gelir gider dengesine bakmanız gerekir. Binali Yıldırım'ın açtığı ve 88 milyon lira harcanan Gökçeada Havalimanı'na 10 yıldır kimseler uğrayamıyor. Çünkü Gökçeada Havalimanı kullanılmıyor. Bakın, 88 milyon lira harcanmış, Gökçeada Havalimanı 10 yıldır kullanılmıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? O parayla sadece o bölgeye bile nasıl bir turizm yatırımı yapılabilirdi? Nasıl bir imkan sağlanabilirdi? Nasıl bir tanıtım yapılabilirdi? Ve oradaki insanlar Bozcaada vesaire nasıl faydalanabilirdi? Çoluk çocuk falan. Tatil turizmine yönelik gidebilirdi. Doğa korunabilirdi falan. Çöp. Devam edelim. Bu bir. Şimdi ikincisi geliyor. 76 milyon liraya yapılan Balıkesir Havalimanı'nı için övgüler düzüldü. Balıkesir Havaalanı'na uçak inmiyor. Evet, uçak inmiyor. Yani Balıkesir Havaalanı'nın maliyetini karşılamak şöyle dursun, günlük giderlerini, personel giderlerini bile karşılayamıyor. Etti mi size iki? Devam edelim.
83 personelli Uşak Havalimanı 2021'de 52 yolcu tarafından kullanılmış. Tekrar ediyorum, 83 personeli olan bir havalimanına sadece 52 yolcu inmiş. Yani orada bir istihdam sağlıyorsunuz, bir yatırım var. Oraya gelen yolcu sayısından fazla personel çalıştırıyorsunuz ve bunu Türkiye'ye onu da yaptık, bunu da yaptık, şunu da yaptık diyorsunuz. Neyi yaptınız Allah aşkına? Yaptığınızın bir faydası yoksa eğer niye yaptınız Allah aşkına? Akla şu soru geliyor. O ihalelere kimler girdi? O ihaleler nasıl yapıldı, hangi koşulda yapıldı ve hangi paralar alındı? Bunu da altını çizelim. Sanıyorum bir görüntü daha olması lazım değil mi? Bununla ilgili olarak. Bir de bu yap, işlet ve devret meselesinin boyutlarının ne hale geldiğini konuşacağız. Çünkü bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Yap, işlet, mahvet modelinin mimarı bilebildiğim kadarıyla yanıldığımı da zannetmiyorum Turgut Özal. Bir izleyelim. Yap, işlet, devret modeliyle yapılan 8 projenin bilançosu ortaya çıktı. Yaptıkları yolsuzlukta emek var. Yani büyük bir emek harcıyorlar yolsuzluk yapmak için ve çok üst düzey bir yolsuzluk seviyesine ulaşmış evet. durumdalar. Yani bunu CHP Zonguldak Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuz Yılmaz tek tek anlattı. Toplam zarar 37,5 milyar dolar dedi. Eğer hükümet deseydi ki ben bu projelerin finansmanını kendim sağlayacağım, yani yurt dışından şirketlerin kredi kullanması şeklinde değil de bu finansmanı ben kendi kasamdan yapacağım deseydi 37 milyar dolar devletin kasasında kalacaktı. 4 otoyol, 1 tünel ve 3 köprünün maliyeti 22 milyar 215 milyon dolar. Geçiş garantisi ise 59 milyar 747 milyon dolar. Neticede devasa bir kamu zararı ortaya çıktı. Sayıştay raporuna göre bu 8 proje %2,69 kat daha pahalıya yapıldı. 2036 yılına kadar devam ediyor birçoğu. Dolayısıyla biz de 2036 yılına kadar verilen garanti kısmını hesapladık. Sayıştay bulgusunda yer alan 2025 yılına kadarki kısmını topladık ve ortaya devasa kamu zararı çıktı. Daha peki bu 8 proje hangileri? 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Çanakkale-Malkara Otoyolu, Menemen-Ali Ağa-Çandarlı Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü ve Gebze-Orhan Gazi-İzmir Otoyolu, İstanbul Boğazı'na 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayarı kesimi. Hem araç geçiş garantileri veriliyor, bunlar da döviz üzerinden veriliyor. Hem Amerika'daki ve Avrupa Birliği'ndeki harmonize tüketici fiyat endeksine bağlanıyor sözleşme. Yani bütün bu projelerin ortak yanı ne? Geçiş garantilerinin tutmaması halinde farkı devlet, yani vatandaş cebinden ödüyor. Dahası müteahhidin yurt dışından temin ettiği krediye de devlet kefil oluyor. Resmi Sayıştay raporundaki parçaları birleştirerek AK Parti'nin nasıl ülkeyi yoksullaştırdığını ve fakirleştirdiğini belgelemiş olduk. Evet, bu harcamalar, bu denetimsiz harcamalar Türkiye'de kamuculuğun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye'deki insanların hep birlikte ürettiği değerlerin vergi eliyle devletin harcamasına sunulması ve devletin bu harcamaları keyfe keder yapıp denetimden uzak olması bu tür sonuçları doğuruyor. Dedim ya, neoliberal siyasetin Özal döneminden itibaren yap, işlet, devlet adı altında biz hiç para harcamıyoruz, her şey güzel, her şey sağlıklı gidiyor demesinin gerçek boyutlarını ortaya koyduk. O iş öyle değil. Kamucu olunmadığı müddetçe Türkiye'de tıpkı bugün olduğu gibi ne ev alabilirsiniz, ne araba alabilirsiniz, ne alışveriş yapabilirsiniz, ne ekmek yiyebilir hale, ekmek bile yiyemeyecek hale gelirsiniz ve bütün bunların sonucunda da yine kahramanlar ararsınız. Maalesef kahramanlarla bu iş çözülmüyor. Devlet Bahçeli Bey'in görüntüleri hazırlandı. İki önemli mesele var. Bunların ikisi de tartışmaya değer. Devlet Bahçeli Türkiye'deki bir kilit. O kilidin ne yaptığı, hangi kapıları araladığı ya da hangi kapıları kilitlediği de önemli. Önce birinci VTR'mizi izleyelim. Bu VTR'de Bahçeli'nin kürsüden kime ve nasıl seslendiğini görelim. İstanbul, İstanbul olanlı böylesi bir zillet, böylesi bir hezimet ne görmüş ne de yaşamıştı.
Asıl vız gelecek, tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur. Ve iradesi de ipoteklidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı emanetine tevdi edilen göreve layık olmadığını defalarca ispatlamıştır. Şimdi az önce söylediklerimin sürekli belgeleri geliyor. Siz eleştirileri daha iyi bir İstanbul düşündüğünüz için yapıyorsunuz. Siz eleştirileri Türkiye'deki etik değerleri, ölçüleri doğru koymak için yapıyorsunuz. Fakat başka birileri alıp bunu başka bir yere taşıyor. Dediğim tehlikenin lütfen farkında olun. Bu gidişatla İmamoğlu'nu görevden alabilirler. İmamoğlu'ya yönelik açılan davalar var. Bu davaların adamın canına yönelik kasıt davalarının da olduğunu düşünürsek, bir haftadır sadece meselenin Nagihan üzerinden tartışılmasının ne kadar yanlış olduğunu, iletişim kazası denilecek şeylerin kaza olmadığını, orada kocaman bir hata olduğunu zaten görürsünüz. Bütün bu olasılıkları bilen bir belediye başkanının bu hatayı yapmaması gerekirdi. Kabul, eleştirilerimizi yaptık. Peki sonra artık sürdürdüğünüz takdirde siyaseten başka bir yere taşırsınız. Bu önemli. Ben kimseye kefil olacak vaziyette değilim. Eleştirilerimi yine yapacağım ama şu gürültü biraz bitsin. Eleştirilerimizi o zaman devam edelim istiyorum. 10 gün sonra yapalım. Buradayız. Türkiye'de hayat hızlı akıyor. Unutmayız, unutturmayız. Kefil de olmayız. Dediğim gibi ben ilk turda Sayın İmamoğlu'na oy da vermedim. Mağduriyet olduktan sonra verdim. Bunu da pek çok insan yanlış buldu ama burada rahatlıkla söyleyebilmek için bunları yapıyorum. Kendime karşı dürüst olabilmek için bunları yapıyorum. Yanlış da yapabilirim. Size bırakıyorum bunu. Ama şu başka bir şey. Bugün gelinen noktada kan davası eğer derinleştiriliyorsa, Sayın İmamoğlu'nun demokrasi yoluyla elde ettiği, üstelik iki kere kazandığı güç ortadan kaldırılıyorsa, bu başka bir meseleye döner. Bunun altını çizmek isterim. Üstelik Sayın Bahçeli'nin şu göndermesi önümüzdeki seçimlere dair de önemli bir ipucu. Sayın Bahçeli diyor ki, bakın çok enteresan bir şey söylüyor. İradesi kendinde değildir. O zaman şunu da söylemesi gerekir. İradesi kimdedir Sayın İmamoğlu'nun? Şunu da açıklaması gerekir. Türkiye'de niye bazı insanların iradesi başka birilerinde de, örneğin koalisyon ortağınızın iradesi bağımsız diye düşünüyorsunuz, sormak da gerekebilir. Lakin bunlar olmuyor, olamıyor. Böyle bir düzen içerisinde yaşıyoruz. Denetim mekanizması yok, meclis yok. İşte RTÜK meselesi ortada. Yani halimizi düşünebiliyor musunuz? İki tane haber yaptınız diye yüzlerce insanın çalıştığı kurumlar tehdit altında kalıyorlar. Ve şimdi de İmamoğlu'na aba altından sopa göstermekten çıkıp sopayı direkt kafasına vurmak istiyorlar. Mesele İmamoğlu'nun durumu değil şimdi. İstanbullu seçmenin sandığına sahip çıkıp çıkmamaya döndü. Al başına belayı. İmamoğlu hata yaptı. Bedeli İstanbullular ödeyecek. İmamoğlu Şeyh Uçmaz Mürit uçurur şeyine kapıldı. Şimdi İstanbullu bedelini ödeyecek. Eleştirme hakkımız var. Eleştiri bile yapamadığınız bir Türkiye yaratılıyor. Lakin bence İmamoğlu'nu şeyh gibi uçuranlar da takkiyi önüne koysunlar. Takkiyi önüne koysunlar. Hiç kimse kahraman değildir. Hiç kimseye bu büyük şey verilmez. Bu büyük sıfatlar verilmez. İnsanlar demokrasi yoluyla gelip demokrasi yoluyla gideceklerini bilerek o koltuğa gelmelidirler. Erdoğan'a bu kahraman söylemi ortaya çıkıp da verildikten sonra ne oldu? Tek adama gelindi. Her şeyi ben biliyorum dedi. Bir başka kanalda Hulki Cevizoğlu şu cümleyi etmiş. Ben bugün gördüm izlemediğim için sosyal medyada. Demiş ki haşa, Hazreti Peygamber bugün gelip seçime girse Erdoğan kazanır demiş. Ne zaman dediğini de bilmiyorum. Ya böyle bir şey söylenir mi? Böyle bir bakış olur mu? Bu tarafta da bazıları, dün örneklerini verdim. Sen Atatürk'le eşdeğersin. Türkiye'yi kurtarıyor. Ya ne yaptı? Seçime girdi. Yıpranmış bir iktidar karşısında ustaca bir manevrayla kazandı. Kendi becerisi de vardı. Böyle ölçüsüzlük olur mu? Peygamberden, Atatürk'ten vesaire örneklerle bir siyasi tartışma yapılabilir mi? Buyurun bakalım nereye geldim. Devam edelim Sayın Bahçeli ile. Önemli bir şey, önemli bir vurgu ve bence tartışmaya yeni boyut katacak bir başka hamle. O da Ümit Özdağ ile ilgili. İçişleri Bakanımıza ismiyle hitap edip erkeklik hatırlatması yapan ve aklınca meydan okumaya kadar işi götürenler öncelikle hangi melanetin ümidi, hangi kumpasın figüranı olduklarını düşünmelidirler. Bir kez daha dile getiriyorum ki terörle mücadeleyi muazzam bir irade ve inanç.
İçişleri Bakanımıza ismiyle hitap edip erkeklik hatırlatması yapan ve aklınca meydan okumaya kadar işi götürenler öncelikle hangi melanetin ümidi, hangi kumpasın figüranı olduklarını düşünmelidirler. Bir kez daha dile getiriyorum ki terörle mücadeleyi muazzam bir irade ve inan. Şimdi Ümit Özdağ kim? Ümit Özdağ Ülkücü Hareket'in en önde gelenlerinden biri. Radikal bir Türkçü, Türk milliyetçisi, bu konuda akademisyen ve aslında Devlet Bahçeli'nin koltuğuna da aday olabilecek kadar aileden de gelen bir ideolojik tavrı olan bir kimse oldu da nitekim. Şimdi bu tabloya bakın ve dün söylediğim şeyleri yan yana koyun. Ümit Özdağ bir siyasi figür, Sayın Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığına aday. Hemen arkasında koyduğumuzda merkez sağ ve ülkücülük arasında gidip gelen Meral Akşener ve Devlet Bahçeli Bey. Koyun onları yan yana, ne görüyorsunuz? Türkiye siyasetinin genel eğilimini görüyorsunuz. Şimdi bir kere buradaki mesele ayrı bir dert. Süleyman Soylu'nun Devlet Bey'le beraber hareket ettiği, hatta damadı yiyen gücün de Devlet Bey'in desteği olduğu söylendi mi? Söylendi. Bunu da aklımıza yazdık mı? Yazdık. Etti mi size iki siyasetteki tablo? Şimdi bilek güreşinin bu aşamasında diyor ki Devlet Bahçeli, ben buradayım. Dolayısıyla Süleyman Soylu demek ben demektir. Şimdi bu delikanlılık raconunda yeni bir hale gelindi. Şimdi Ümit Özdağ kalkıp Sayın Bahçeli oraya geliyorum, gel şurada aşağıda bir bilek güreşi tutalım der mi? Demez. Ama bu kez artık söylediği her şey bir başka muhatap da bulacağı anlamına gelir. Bu bize aslında nasıl mayınlı bir arazide konuştuğumuzu, aslında nasıl riskli meseleler üzerinde hareket ettiğimizi, Türkiye'nin nasıl bir cehennemi yaşadığını, hangi dile, hangi siyasi bakışa, hangi iktisadi kırılganlığa ve hangi büyük sorunlara çözüm bulmak zorunda olduğunu, fakat bu çözümü bulabilmekten çok uzak olduğunu gösteriyor. Herkese bu konuda, bir de benim bu dediklerim çerçevesinde katılın katılmayın düşünmenizi rica ederim. Türkiye'nin neşesi çalındı. İnsanlar şarkı söylemek ister, insanlar dans etmek ister, insanlar sevgilileriyle, aileleriyle, sevdikleriyle her yaşta bir arada olup bu mevsimlerde kıra çıkmak, deniz kenarına gitmek, bir çay içebilmek, sohbet edebilmek ister. Gençler daha fazlasını ister. Bunların ötesinde müzik ister, dans ister. İşte bir festival haberi getireceğim size. İnsan gerçekten hayret ediyor. Ülkemizin en güzel şehirlerinden biri bir valilik açıklamasıyla birlikte iptal edildi. Etkinliklere yasak getirildi. Hangi festival? Anadolu Festivali. Konserler oluyordu, gençler oraya gidiyordu, yiyordu, içiyordu, dans ediyordu. İnsanlar bir biçimiyle kendilerini bu gerilimli ortamdan çıkartıyordu. Valilik neden bunu yapıyor? Çok açık. Türkiye'deki sistem insanların bir arada olmasını istemiyor. Türkiye'deki insan sistem gençlerin sevgili olmasını, gençlerin dost olmasını, gençlerin belki de örgütlü olmasını istemiyor. Muhafazakarlık adı altındaki dayatmanın son noktasına geliniyor ki Eskişehir üniversite şehri, ki Eskişehir aydınlık bir şehir. Sevgili Büyükerşen hocamızın büyük emeği olan bir şehir. Tablo bu. Şimdi bu tabloya baktığınız zaman bir mesele daha var. Her şey Türkiye'de olağanlaştı. Gece saat 24'te biten yasak, müzik yasağı yani eğlence yasağı halen olağanlaşamadı. Bu sektörde çalışanlar, müzisyenler, gece hayatının içerisinde olanlar, eğlenmek isteyenler nasıl bir özgürlüğün ellerinden alındığının farkındalar mı? Pek emin değilim. Bunun ardından bir de Hamdi Yener olayı vardı galiba. O da elimizde var mı? Bilmiyorum. Onu da göstermek isterim açıkçası. Yani aslında bu muhafazakarlık adı altındaki gericilik Türkiye'de öyle bir hale geldi ki bu saatten sonra bu işin içinden çıkabilmek için aman sağcılara biraz daha şey verelim, imtiyaz sağlayalım, aman biraz daha sağcılaşalım falan demenin anlamı yok. Cumhuriyeti bütün kurumlarıyla, laiklikle başta, hukukun üstünlüğüyle, kadın erkek eşitliğiyle yeniden kurmamız ve korumamız gerekiyor. Türkiye'de tartışması gereken mesele bu. Hatta Ümit Özdağ'ın da ardında Mustafa Kemal var. Devlet Bahçeli'nin de ağzında Mustafa Kemal var. Hatta Kılıçdaroğlu'nun bile ağzında Mustafa Kemal var. Meral Akşener'in ağzında Mustafa Kemal var. Zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ağzında Mustafa Kemal var. Ama insanlar Atilla İlhan gibi şunu sorma hakkına sahip. Hangi Mustafa Kemal? Hangi Atatürk?
Sahiden böyle bir durumla karşı karşıyayız. Acaba kullandığımız cümlelerde aynı şeyi mi anlıyoruz? Özgürlük, eşitlik, etik değerler falan dediğimizde aynı şeyi mi anlıyoruz? Bence anlamıyoruz. Bugünlük bana ayrılan sürede bitti. Yine gündeme not düştük. Bu yaptıklarımızı yapmaya, bildiklerimizi söylemeye, elimizden geldiğince size katkı yapmaya devam edeceğiz. Rütü'nün kararını göreceksiniz. Bu kararda ne olacağını bilmiyorum ama her ne olursa olsun insanları otosansüre iten bir karar bu. Çünkü buraya çıkan insanlar elbette ki hepsi sorumluluk sahibi, dengeli insanlar. Ama sansürden daha kötüsü otosansür oluyor. Niye? Sizi bu soluk borusundan yoksun bırakmayalım diye. Hakikaten iş çok zor. İnanın bana, tahmin ettiğinizden daha zor. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.